Herkese günaydın. Selamlar. Şimdi bir video gelecek. Uzun bir video olacak bayağı çünkü 2-3 günün toplamında olan bir video. İşte arada annemin doğum günü vardı. Ondan sonra işte böyle yaptığımız aktiviteler falan vardı. Yaklaşık 2-3 günde video paylaşamamın sebebi aslında dediğim gibi işte çok yoğun bir süreç olması. Annemin doğum günü, ondan sonra İşte pazar yapıldı vesaire yapıldı, evde bir hani herkesin evde olduğu bir durum söz konusuydu. 2-3 gündür öyle olduğu için çok paylaşım yapamadım açıkçası. Birazcık da kendimi böyle yorgun hissediyordum. Video çekmek çok canım istemedi, hiç çekmedim. Kendimi de zorlamak istemedim bu konuda. İşte chat day mi ne deniyor artık, doğum günü birazcık öyle oldu. O yüzden tartılmam birkaç gün ilerledi. Ha bir de regli dönemi oldu benim için. 2-3 günlük öyle bir süreç oldu. Onun bir kırgınlığı, yorgunluğu vardı üstümde. Şu an çok iyiyim. O yüzden şu an 2-3 günde böyle bölük pörçük çektim. Neler yedim, neler yaptım. Yani aslında kısmen çoğunu çektim. Sadece böyle hani onları birleştirecek gücü bulamadım kendimde. Hani giriş ve sonuç yapmadım mesela. Bir gün bitiyor, bir gün başlıyor ama işte sonu yok, başı yok falan şeklinde, ama anlaşılacak. Öyle bir video hazırlamak istedim. Bundan sonraki videolar daha seri gelecek. Bugün artık day kaç bilmiyorum ama hani day yani ilk 3 tane gün olarak yazacağım. Çünkü 3 günlük neredeyse bir süreçti bu. Hepsini yazacağım ve paylaşacağım. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Ben aşağıya indim. Ve diyorum ki bulanık görüyorum her yeri. Neden? Şu an kamerayı açtım ve kendimi gördüğümde fark ettim. Gözlüklerimi takmamışım. Hemen yukarı çıkıp gözlüklerimi takmam lazım. Bir dakika. Şimdi geldim. Herkese günaydın. Bugün yeni bir gün ve bugün annemin doğum günü. Sabah 9.48 kahvaltımı yapacağım. Sonra pandispanya kekini hazırlayacağım. Bugün pasta vesaire falan filan. Bir de akşam yemeği, güzel bir akşam yemeği düşünmem gerekiyor, hazırlamam gerekiyor. Çünkü işte İbo falan da gelecek. Önce güzel bir yemek yeriz. Tabi bunlar hiçbir annemin haberi yok. Önce güzel bir yemek yeriz, sonra işte yaptığım pastayı keseriz falan diye düşündüm. Pandispanya kekini yapmam gerekiyor. Önce ki ben malzemeleri alıp işte ganajını manajını hazırlarken kek birazcık dinlensin ki kesimi kolay olsun. Arasına çünkü ganaj sıkacağım. Çok daha öncesinde şey almıştım. Pasta şeyleri gelmişti, BİME. BİME mi A101'e mi? BİME galiba. Böyle pastacılık malzemelerinden gelmişti. Bunları oradan mı aldım ben ya? Şunu. Ha bunu oradan almadım. Bunu nereden aldım? Teddy'den aldım bunu. Tamam. Bunu Teddy'den aldım. Güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey sıkmak için bunu kullanacağım. Bunu BİM'den almıştım galiba. Bunun ama ne yapacağım bilmiyorum. Tatlı süsleme aparatı da bu. Böyle farklı farklı şeyleri var. Bunu nasıl kullanabilirim? Hiçbir fikrim yok. Kalp falan da var içinde ama bir şekilde bunu kullanmam lazım. Nerede kullanabilirim? Üstüne nasıl şekil yapabilirim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Düşüneceğim bunu. Bu kısmı düşüneceğim. Şu an bir fikrim yok açıkçası. Ama bunu biliyorum yani. Bunu nasıl kullanacağımı biliyorum. Bundan güzel güzel ganajlar sıkacağım üstüne. Şimdi bunları koyacağım. Daha işte gideceğim. Mum alacağım. Ondan sonra mum çok almak istiyorum. Böyle bayağı fazla almak istiyorum. Ama pastayı da mahvetmek istemiyorum açıkçası. Pasta, güzel bir pasta yapabilirsem eğer, aşırı mum dikmem ama böyle işte o fişeklerden falan filan, onlardan da alacağım. Onları nerede bulabilirim diye düşünüyorum. Her markette olmuyor çünkü. Neyse, onları bulacağım bir yer denk getiririm herhalde. Tamam, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kahvaltımı hazırlayacağım. Size kahvaltımı göstereyim. Tabii daha hazırlamadım. Dün kavurma yedi babam. Kavurma etinden çok az kaldı. Kavurma etli böyle bir yumurta yapacağım. Onu yapacağım bakalım şimdi. Çok acıktım bu arada. Kahvaltı içelim. Köpek de bekliyor. O da aç. Hemen ona da bir makarna, yumurta, böyle yiyebileceği bir şey hazırlayayım. Yavrumu da bekliyor. Yavru kuşum. Canım güzel kahvaltım. Biraz önce kavurma yaparken arkadaşlar yüzüme sıçradı. Kavurma gerçekten bir bela. Yüzüme sıçrattım. Sorun değil. Yani biraz hafif yaktı. Azıcık içine peynir kattım. Şundan. Domates, zeytin, canım zeytinim. Peynir ve şu şekilde yumurta. Bir şeyler izleyerek şey yapacağım.
bir şeyler izleyerek yiyeceğim. Bu sefer aldım ekmeğimi, anneme aldırdım. Bundan aldırdım. Çünkü bizimkiler yemiyor, sadece ben yiyorum. Ben de unutuyorum almayı. Bunun yarısını yiyeceğim çünkü çok büyük. Artık çok acıktım, yiyeyim. Şimdi kelepçeli şöyle yağlı kağıt serdim. Harcımı hazırladım. Harcı dökeceğim. Fırına vereceğim. Güzel bir pandispanya harcı hazırladım. İnternetten aldım, çok güzeldi açıkçası. Bakalım güzel olacak mı, göreceğiz. Güzel bir pandispanya oldu bence. Ama tabii ki bakmak lazım. Bayağı iyi kabardı ha. Bayağı iyi kabarmış gözüküyor yani. Şimdi bunu alacağım, ters çevireceğim. Bakalım. Evet, bakalım. Yavaş yavaş kaldırayım. Pandispanya nasıl olmuş? Güzel gözüküyor. İnşallah sinek değdirme şey olmaz. Bir şurası pıt olmuş. Neyse, orayı kapatırız, sorun değil. Ay! Çay yanlışlıkla buraya mı soktum acaba ben ya? Bir şey söyleyeceğim, pandispanya aşırı lezzetli gözüküyor. Yani lezzetli gözüküyor derken yumuşak, bakın. Sesi duyuyor musunuz? Harika gözüküyor ya. Şurası bir tık yumuşak. Neyse, tamam. Biraz da böyle dinlensin. Bakın. Yumuşak. Birazcık bu dinlensin. O ara ben ganajımı yapacağım. kenarını yedim, güzel. O ara ganajını yapacağım. Sonra kullanacağım bunu. Şimdilik bu böyle bir dinlensin burada. Şimdi ganajı hazırladım. Birazcık soğuması için balkona koydum. Sonrasında dolaba koyacağım. 2 saat sonra falan kullanmayı planlıyorum. Çünkü direkt böyle hani çok böyle iyicene soğumadan, bekletmeden, dinlendirmeden kullandığında istediğin şekli almıyormuş. Arasına şey yapmak için, koymak için istediğim şekli hani almasına çok da gerek yok. Ama hani üstündeki o şeyler için, şekilli şeyler için şekil, güzel bir şekil alması gerekiyor. O yüzden onu 2 saat sonra falan yapacağım. O esnada aslında dışarı çıkıp market alışverişi yapmam gerekiyor. O kadar zor geliyor ki. Daha çiçek falan ayarlayacağım. Akşam yemeğe ne yapacağım hiç bilmiyorum. Allah'tan saatten ilk 14. Yani saatte erken. Erken olduğu için bir sıkıntı yok, hallederim. Yemeği de hallederim. Yapacağız her şeyi bugün. Arkadaşlar, pasta böyle bir şey oldu. Yani birazcık değişik oldu. Şurası hafif eğimli oldu ama daha süs falan marketten hiçbir şey almadığım için yani böyle süsleyebildim. Ama marketten gideceğim şimdi, bir şeyler alacağım. Ne bileyim, serpiştirebileceğim falan. Bir şekilde bir şeyler yapacağım. Ama şimdilik yani güzel gözüküyor. Bakalım. Akşam yemeğinde Melike yapacağız. Sonunda Melike buldum. Beyaz ve kırmızı Melike olarak iki tane Melike çeşidi varmış. Şimdi kırmızı ve beyaz Melike diye bir şey varmış. Bu biraz karışık. Kırmızı da var, şey de var. Şöyle yıkıyorum ama hani çıkmıyor yani. Şunlar çok çıktığı söylenemez. Güzelce yıkayıp böyle kavurma yapacağım şimdi soğanla. Bakalım. Babam çok istedi. Bu hafta alın dedi. Buldum, ben de aldım. Mantarın hepsini yapmadım. Çünkü aşırı çok olacaktı. Bizimkilerde ay bu oldu. Hemen hani hepsini tüketmez diye düşündüm. Bir tanesini de hafta ortasında falan yaparım diye düşündüm. O yüzden yani bu kadar yeter. Yanına şimdi onlara bir makarna yaparım. Ben makarna yemem muhtemelen. Sadece bunu yiyebilirim. Başka bir şey de yaparım şu an yemek olarak. Bakalım, düşüneceğim. Hani tekrar ikinci bir sebze yemeği yapmayacağım. Yoksa pazardan aldıklarımı göstereyim. Bayağı bol ıspanak aldım ki ben ıspanağa bayılırım. Domates çok aldım çünkü salata ağırlıklı besleneceğim bu hafta. Artık hani sadece bu kadar değil yani, ikinci bir domates falan da aldım. Havuç aldım orada. Kabak almadım. Kabak vardı hala. Mandalinalar ilk defa turuncu. Yani hep yeşil yeşil görüyordum. Şu an ilk defa turuncu gördüğüm için Allah, gitti mandalina. Hemen alayım dedim. Bol bol limon aldım. Muz aldım. Ki muz biliyorsunuz ben çok severek tüketiyorum. Siz de çok yemememi söylüyorsunuz aslında ama küçük muzlardan aldım bu sefer. Diğerleri çok büyüktü. O yüzden daha küçüklerini tüketmek istedim. Zaten soğan her şeyin
yapı taşı. Salatalık da yine aynı şekilde çok aldım. Küçüklerden aldım. Çünkü salatalığı da bu hafta bol tüketeceğim. İşte böyle bir 2-3 günlük bir süreçti. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir pasta yaptım bu arada, yedim. Çetteyim bilir neydir artık bilmiyorum ama yedim. Çünkü çok da güzel yaptım. O kadar uğraştım, yemesem ayıp olurdu. Şuraya dönemi geçti. Birazcık bu hafta spora başlayacağım demiştim. Hatırlıyor musunuz? Stadı şöyle yapmışlar diye. Bu arada 2 gündür felaket bir yağmur var. Deli gibi yağmur yağıyor yani. Öyle böyle değil. Değil dışarı çıkayım, yürüyüş yapayım falan. Hani... Pazar şurada evimin dibinde, pazara gidemedim yağmurdan. Öyle böyle yağmıyor. Arabayla da gidilmiyor. Böyle yani silecekler sürekli böyle. Öyle bir yağmur vardı. Berekettir, yağsın. Ama dediğim gibi yani benim spor yarım kaldı. Evde de şimdi normalde ben salonda yapıyordum sporumu. Ev babamlar aşağıda televizyon izliyorlar işte, oturuyorlar. Yani nasıl yapacağım bilemedim. Odamda da yapabilirim aslında. Renkten dolayı birazcık üstündeki ağırlık vardı, yapamadım ama artık daha dincim, daha şeyim. Ara ara işte şöyle pes ediyorum, kalkıyorum falan ama bir bakıyorum iyi kilo vermişim. Güzel oluyor benim için de. Sürprizlere bayılırım bu konuda. Güzel gidiyor. Yine buraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Güzel içerikler gelmeye devam edecek. Hoşça kalın.